Evet. Kardeş, var mı bir sıkıntı? Anam babam. Yok, çok şükür. İnşallah olmasın. Ne diyor? X, Y, Z voltmetre verdi. X yapalım, Z ne çıktı ya? Hani diyor ya. Evet, neyse. R, Z dirençleri A1, A2 ampermetrelerde devre kurulmuştur. Voltmetrelerde okunan değerler ve X ve Y. Ampermetrede A1, A2. Bunlar arasındaki ilişki nedir? Evet. Şimdi sevgili kardeşim, bir kere şu ana polatını. Buradan arkadaşlar akım geldi. Şuradan ikiye ayrıldı. Voltmetreden akım geçmez. Allah'ın emri A1, A2'den büyük olacak. Çünkü arkadaşlar şuradan gelen I1 akımı buradan da I1 geçecek. Ve güzel kardeşim buradan I2 geçecek. Buradan da I3 diye ya da I7 diye önemli değil. I'ye artı 2 neye eşit? I1'e. O zaman arkadaşlar şu kesin. Yanlış. Evet. Evet. Diyor ki doğru olabilir. Bakın arkadaşlar doğru olabilir. Şimdi bundan geçen akım daha büyük. Fakat ben bunun direnciyle bunun direnci arasında bir ilişki biliyor muyum arkadaşlar? Bilmiyorum. O da kardeşim. Yani şu i'ye çarpı r'ye zaten kesinlikle eşittir. i2 çarpı rz'ye. Bu çarpımlar buna eşit olabilir. Bu da büyük olabilir, bu da büyük olabilir. Çünkü arkadaşlar tam burada i1 kesin daha büyük. Fakat potansiyeller hakkında kesin bir şey söyleyemem. Çünkü neyi bilmiyorum? Direnç. Evet, direnci bilmiyorum. Direnci bilmediğim için arkadaşlar bu da olabilir diyoruz. Yani arkadaşlar şu kesin yanlış. Bunlar doğru olabilir. Mesela kesinlikle yanlış deseydi cevap yalnız 3 olur. Evet. Güzel kardeşim. Güzel bir soru. Bakalım cevap şıkkına. İnşallah doğrudur. Dua edelim. Evet. Görüyorsunuz. Dualarımız kabul oluyor. Evet.